Evet. kapalı kort meselesi de önemli yani. Şimdi işte havaların kötü olduğu yerde diye son anda o e, küçük kardeşimiz Zeynep bahsetti. Aslında Hocamız da bahsetti Mustafa hocamız da yani açık kort tamam ama kapalı kort bulmakta zorluk çekiyoruz. Burası bu anlamda da çok önemli. Evet şimdi genellikle açık kort İstanbul'da Türkiye'de de birçok alanda mevcut ama hı hı. kapalı kortun bu kadar yoğun olduğu bir yer Türkiye'de bir tek Sol Entertainment Grup. Aynı zamanda bu kortların içi tamamen ısıtmalı sistemlerle de entegre. Yani kışın hava ne kadar soğu soğursa soğusun antrenmanlarınızı yapabiliyorsunuz. Hı hı. Bir de şey de yani Altun söylediği de aslında şey açısından önemli hani İstanbul'un evet uzak bir tarafındaymış gibi gözüküyor ama dünyada birçok yere baktığımızda aslında daha büyük bir kulüp için yani daha şehrin bir tık daha dışı ya da daha farklı bir yeri gerekiyor. O kadar büyük bir şey yapamazsınız Orada, ki zaten evet. değil mi? ya sizde talebi de ben merak ediyorum hani şimdi çevredeki insanlar dışında ben eminim çünkü çok daha uzakta oturan kişiler de geliyordur. Hani evet. oradaki tercih etme nasıl oluyor? Şimdi bizim e, akademi ayağımızda birkaç tane kulvar var. Bunlardan bir tanesi ulusla uluslararası turnuvalar ve ulusal turnuvalar. E, uluslararası yaptığımız turnuvalarda ITF Junior ve tenis Europe turnuvalarında e, yaklaşık dünyanın 20 farklı ülkesinden katılım sağlanıyor. E, ulusal turnuvalarda ise e, Türkiye'nin birçok ilinden katılım sağlanıyor. Aynı zamanda e, biraz önce hocamızın da bahsettiği Eylül ayı itibariyle başladığımız e, şu anda e, 500 kişilik olan tenis akademimizde İstanbul Avrupa Yakası'nın birçok ilçesinden hı. katılım sağlanıyor. Hı hı. E, profesyonel akademimizde ise zaten e, dünyanın birçok ülkesinden e, ziyaretçileri tenis oyuncularını ağırlıyoruz. Yani aslında sadece esen yurt olarak nitelendirmemek evet, gerekiyor. Evet. E, çünkü profesyonel bir hizmet veriyoruz burada. İnsanlar burada tenis oynamak için evlerini bile bu bölgeye taşıyabiliyorlar. Ee, zaten buradaki sirkülasyonun sebebinden bir tanesi de bizi diyebiliriz. Çok fazla küçük kardeşimiz de var. Hocamız da bahsetti zaten artık 3-4 yaşa kadar, in 3 yaşa kadar indi hatta dünyada tenise başlama yaşı diye. O yaştaki tenisleri nasıl anlatırız? Kaç kişidir ailelerinin bakış açısı nasıl? Onlarla sizin iletişiminiz nasıl? Şimdi biz okul dönemi gibi Eylül ve Şubat döneminde seçmeler organize ediyoruz. Bu seçmelere 4 yaş ile 17 yaşındaki tenis oynamak isteyen çocukları davet ediyoruz. Ortalama 4 yaşı itibariyle e, raket tutup e, topa vurabilecek seviyeye geliyorlar. Hı hı. E, 8 yaşından itibaren de kendileri devam ettikleri vakit turnuvalara katılım sağlayabiliyorlar.